Merhaba sevgili takipçilerim, mutlu günler diliyorum hepinize. Bugün yasemin çiçeğini çoğaltacağız arkadaşlar. Yasemin çiçeği dalından nasıl köklendirilir, nasıl çoğaltabilirsiniz? Bununla ilgili kısaca bilgiler paylaşacağım. Bu görmüş olduğunuz bakın Arap yasemini, bu da normal yasemin. İki yasemin biraz birbirinden farklı. Çiçek türlerinin zaten görüntüsünden farkını anlayabilirsiniz. Arap yasemini biraz daha fazla çiçek açıyor. Bu görmüş olduğunuz bakın Arap yasemini yayılmış, artık çiçekleri sönmeye başladı. Aslında böyle kış aylarında, Ocak, Şubat, Mart aylarında çoğaltırsanız da çok daha rahat çoğalıyor ama şu anda da çoğaltma işlemini hala yapabilirsiniz. Normal yaseminlerde bakın bunlar sadece biraz böyle gölgede kaldığı için, bir de budama yapılmadığı için çok fazla çiçeklenmiyor. Aslında normal yasemin de çok güzel çiçek açıyor. Hiç budama yapılmadığı için maalesef çok fazla çiçeklenmemiş ama evinizde olduğunda budama yapmaya dikkat ettiğiniz sürece daha güzel çiçek açacaktır. Şimdi nasıl çoğaltacağız? Bununla ilgili deneyimlerimi sizlerle paylaşacağım. Öncelikle alacağınız dal nasıl olacak onu anlatmak istiyorum. Bakın yaprak aralarında filizlerin çıkmamış olması gerekiyor. Yani yaprak aralarındaki gözler uyanmaya başlamış ve büyümeye başlamışsa o bitkiyi alsanız da çoğaltmaya çalışsanız da çoğaltamazsınız. Bir yıllık bir bitki, bakın bu geçen yılın sürgünü, daha çok fazla böyle kalınlaşmamış. Ne çok kalın ne çok ince bir dal, yani tam ideal bir sürgün. Çok böyle geçmiş sürgün, yani kalın sürgünleri de çoğaltamazsınız. Çok ince, nazik olan sürgünleri de çoğaltırken zorlanabilirsiniz. Şu görmüş olduğunuz yaprakları temizliyoruz. Bakın şu yaprak aralarından filiz verecek ve biz bu şekilde büyüteceğiz. Şu yaprakları da temizliyoruz arkadaşlar. Arap yasemininde de aynı şekilde yine yaprak aralarını temizliyoruz. Ben sizler için kestim, hazırladım bakın. Şöyle üzerinde yaprak bırakmıyoruz. Şöyle göstereyim bakın bir tanesini. Yaprak kalmıyor. Aynı zamanda üzerinde de şöyle iki tane yaprak gözü, yani dört tane yaprak gözü olursa daha iyi olur. Çoğaltırken yayılımı daha güzel olacaktır. Kullanacağınız toprak oldukça nemli olması gerekiyor. Toprağı bir gün öncesinden sulayın, hazırlayın. Nemli bir toprak kullanmanız gerekiyor. Çiçek toprağı kullanabilirsiniz veya torf toprak kullanabilirsiniz. Ya da dere kumunda köklendirme oldukça kolay oluyor. Dere kumu kullanabilirsiniz. Yine toprağın içerisine perlit karıştırabilirsiniz arkadaşlar. Bunlar toprağın nem seviyesini koruduğu için köklendirmeyi daha hızlı olmasını sağlıyor. Ben normal ağaç tiplerinde, ormanda ağaç tiplerinde aldığım toprağı kullanıyorum arkadaşlar. Bu oldukça yumuşak bir toprak ama ben sulama konusuna çok dikkat ettiğim için, özen gösterdiğim için sıkıntı yaşamıyorum. Ama siz sulama konusuna dikkat edemeyecekseniz özellikle ponza kullanabilirsiniz ya da perlit kullanabilirsiniz ya da biraz dere kum karıştırabilirsiniz toprağa. Bunları yaparsanız, sık sık sulamasanız da sıkıntı yaşamazsınız. Ama bitkiye diktikten sonra bir kez toprak kurursa maalesef o köklenme olmaz arkadaşlar. O yüzden bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Üzerine herhangi bir şey kapatmıyoruz. Sadece bu şekilde bakın nemli toprağa dikiyoruz. Hafif bastırıyoruz. Yapacağınız tek işlem bu. Bu aşamadan sonra dikkat etmeniz gereken sadece sulama. Nem seviyesini koruduğunuz sürece, sıcaklık uygun olduğu sürece çok hızlı bir şekilde köklenme oluyor arkadaşlar. Hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Özellikle yaseminleri çoğaltmak çok kolay. Begonviller biraz daha zor kökleniyor ama yaseminler, güller bunlar çok daha hızlı köklenen bitkiler olduğu için hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Yaseminlerin filizlenmeye başladı arkadaşlar. Bakın filizleri oluştu. Aynı zamanda kökleri de oluştu. Şöyle çekmeye çalıştığınızda çıkmakta zorlanıyorsa kök oluşmuş demektir zaten. Bakın yine de size bir tanesinin kökünü göstereyim. Şöyle filizler çıkmaya başladı. İsterseniz böyle tekli dikebilirsiniz ya da bu şekilde de dikebilirsiniz. Şöyle bakın. Şöyle köklerini gösterebilirim. Havalar sıcak olduğu için çok hızlı bir şekilde kökleniyor. İstediğiniz zaman köklendirebilirsiniz. Tek dikkat etmeniz gereken sulamayı ihmal etmemek. Bakın gördüğünüz gibi toprak çamur halinde neredeyse. Sulamayı sık sık yapmanız gerekiyor. Sulamayı ihmal ederseniz maalesef oluşan kılcal kökler hemen kuruyacağı için köklenme oluşmaz. Yani oluşan kökler de kurur. O yüzden sulamayı kesinlikle ihmal etmeyin arkadaşlar. Bakın burada benim yetiştirdiğim birçok bitkim var. Yine burada hibiskuslarım var. Burada ortancalarım var. Yine burada begonvillerim var. Bakın bunların hepsi de bu şekilde köklendiriyorum. İster saksı da köklendirin. İsterseniz bu şekilde viyoller de kullanabilirsiniz. Viyollerde de rahatlıkla kökleniyor. Burada sadece dikkat etmeniz gereken sulamayı ihmal etmemek.
sulamayı ihmal etmediğiniz sürece köklenme hızlı bir şekilde gerçekleşir arkadaşlar. Kış aylarında biraz daha sıcaklığa bağlı olarak yavaş köklenme olabilir ama ilkbahar aylarına doğru artık havalar ısındığı için hem nem yüksek olursa, yani bol bol sık sık sulama yaparsanız, toprak kurumayacak şekilde sürekli sulamayı ihmal etmezseniz, havalar da sıcak olunca bir ay gibi kısa bir süre içerisinde köklenmeler oluyor. Siz de bu anlattıklarıma dikkat ederek yaseminlerinizi köklendirebilirsiniz. Ortanca köklendirme, hibiskus köklendirme, yine gül, begonvil, bunların da çoğaltılmasıyla ve köklendirilmesiyle ilgili de kanalımda detaylı videolar mevcut arkadaşlar. Videolarımı izleyerek siz de bitkilerinizi köklendirerek çoğaltabilirsiniz. Belirli'nin Hünerleri YouTube kanalında elimden geldiği kadar çiçek ve bahçe bakımı konusunda detaylı videolar paylaşmaya gayret ediyorum. Videoların faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi unutmayın. Yeni videolardan haberdar olmak için de kanalıma ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Sorularınızı da bana yorumlarda iletebilirsiniz arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.